Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre İsrail ordusu Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'i öldürdüğünü doğruladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın yerini alacak kişi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye'ye düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü iddia etti. Açıklamada aynı saldırıda Hizbullah'ın istihbarat birimi başkanı Hüseyin Ali Haziman'ın da öldürüldüğü aktarılarak saldırı sırasında aralarında üst düzey Hizbullah komutanlarının da bulunduğu 25'ten fazla Hizbullah üyesinin karargahta bulunduğu aktarıldı. Hizbullah, Safiyuddin hakkında henüz açıklama yapmadı. Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde Dahiye mahallesinde düzenlenen İsrail hava saldırısında ölmesiyle genel sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyordu. Safiyuddin, Hizbullah'ın siyasi işleri ve iletişim, eğitim, sağlık, ekonomi ve sendikalar gibi sivil faaliyetlerini koordine eden yürütme konseyinin başkanlığını yürütüyordu. Aynı zamanda örgütün askeri operasyonlarını yöneten cihat konseyinde de görev aldı. Safiyuddin genel olarak örgütün 1982'deki kuruluşundan bu yana Hizbullah'ın yapısının önemli bir parçası oldu. İran gazetesi Hurşit'in haberine göre Safiyuddin 2008'deki genel kurul toplantısında Siyonistlerin Hasan Nasrallah'ı öldürmeyi başarması durumunda Hizbullah'ın bir sonraki lideri olarak belirlenmişti.